Hulki Bey, siz bir tane bir e, araştırma yaptığınızı söylediniz. Onun sonuçlarının ne kapsamda bir araştırma olduğunu bize aktarır mısınız acaba sığınmacılarla ilgili? Söyleyeyim ama epeyce söyleyeceklerim birikti. Bu sorunuzda dahil olmak üzere yanıt vereyim. Peki. Şimdi bu konuda göç sosyologları çalışmalar yapıyor ama benim yıllardır şikayetim şu: kamu önünde ve kamuoyunun önünde olmadan yaptığım şikayet şu. Akademisyenler yaptıkları çalışmaları toplum yararına toplum ile paylaşmalıdırlar. Zorunludurlar. Bilgi hani Hz. Muhammed'in dediği gibi bilgi Müslüman'ın yitik malıdır. E biz o bilgiyi buluyorsak hani İslami literatürle söyleyeyim ki bizi izleyenler belki daha fazla kulak verir. E biz o yetik kayıp malımızı bilgiyi bulduğumuz zaman o zaman bunu Müslümanla paylaşacağız. Müslüman olmayanla da paylaşacağız. Bütün insanlarla, insanlıkla, bütün dünyada ve Türkiye'deki bilim dünyasıyla ve halkla paylaşacağız. Niye paylaşıyorlar bu ki be ya? E, ya konuşan Türkiye, özgür Türkiye niye yani? Neyden çekiniyor? Vallahi sizin iktidardan çekiniyorlar herhalde. Ne? Konuşuyoruz işte. Tanju Özcan çıkıp 10 katı zam yapacağım falan diyor. Ne oluyor? Bu senin sözün üzerine. Hasan Hoca'yı da tebrik edeyim ben. Çünkü o da ...muhalif akademisyen olmamasına rağmen... E, ...sözlerinin başında önemli şeyler söyledi. Şunlar Tabii. şunlar hataydı dedi. Yanlış politikalar yapıldı dedi. Yani biraz yumuşak geçerek... E, ...vurguyu azalttı ama... E, o vurguyu biz çoğaltmalıyız. Evet hata yapıldı. Açık sınır politikası hataydı. Yani biz hep hataların celemesini çekecek bir ülke miyiz? Mesela sorduğum soruların yanıtını alamadık sen konuşurken. Dedik ya ne kadar? 40 milyar dolar dedin. 40 milyar dolar Türk vatandaşına e, harcansa gencine, işsizine hastasına, yaşlısına harcansa neler olurdu dedik. Yanıt alamadık. Şimdi biz paramızı savuracak Buna da milli rızık adını koydum ben burada konuşurken. Şimdi bu milli rızkımız, rızkımızı başkalarına mı vereceğiz biz? Bu milli rızkı aile içindeki gibi ülke içinde, ülkede bir aile ise öyle görürsek aile içinde harcamamız lazım. Bunun yanıtı yok. Şimdi şunu söyleyelim. Akademisyenler çalışma yapıyor. Benim elimde iki tane var. Gelirken e, hakemli dergilerden çıkardım. Mesela bir tanesi, da önceki yıllarda yapılmış bunlar. Biri 2013 yılında yapılmış. Birinin tarihini 2016'da yapılmış. Mesela Nazif Mandacı ve Gökay Özerim isimli akademisyenler şöyle bir çalışma yapmışlar. Başlığı şu. Uluslararası göçlerin bir güvenlik konusuna dönüşümü. Avrupa'da radikal sağ partiler ve göçün güvenlikleştirilmesi başlıklı. Çok güzel bir çalışma. Bazı bölümleri paylaşacağım şimdi sizle. Bir de 2016'da Gonca Oğuz Gök'ün yaptığı bir çalışma var. O tarihte yardımcı doçentiymiş Marmara Üniversitesi'nde. Başlık şu, kimin güvenliği? Uluslararası göç, güvenlik ilişkisi ve uluslararası örgütlerin rolü diye. Benim şikayetim şu, bunları toplumla niye paylaşmıyorsunuz? Yüzlerce televizyonumuz var. Bu yüzlerce televizyon içinde binlerce program var. Herkes uzman arıyor. Niye çıkmıyorsunuz ortaya? Yaptığınız araştırmadan mı çekiniyorsunuz? Hükümetten mi çekiniyorsunuz? Ya da e, kendinize bir politik, siyasi hedefiniz var da ona zarar vermemek için mi? Ya akademisyenlerin bir şeyden çekinmemesi gerekir. Dediğim gibi bakın Hasan Hoca muhalif bir akademisyen değil. Söyledi gerçeklerin bir kısmını. Şimdi e, hakikaten uluslararası göçler güvenlik konusunda dönüşmüş vaziyette. Hatta bunların bir kısmı az önce adını söyledim. Nazif Mandacı ve Gökay Özerim'in çalışmasında bir ara başlık onu söyleyeyim. Diyor ki kültürel güvenlik var. Yani sadece siyasal güvenlik, fiziki güvenlik değil, kültürel güvenlik. Göç alan ülkelerde kültürü bozuluyor o ülkenin. Onun için Avrupa'da, Avrupa incelemiş arkadaşlar. Şöyle diyor, orada gerçek Avrupalının yok olacağı inancı varmış. Şimdi Türkiye'de de var bu korku, bu inanç burada da var. Yani insanın olduğu her yerde yabancı bir tehdittir. Her zaman yabancı tehdit algısı oluşturur, oluşturmuştur. Bizde bakın bizde de var. Suriyeliler geliyor, Afganlar geliyor. Saymadık. Bolu Belediye Başkanı ile ben bugün konuştum. Yeri geldiği zaman söyleyeyim. Hatta sordum sen bu açıklamayı dedim başkan Cumhurbaşkanı adayım olacaksın. Onun için mi yaptım dedim. Enteresan bir cevap var. Onlar da hani size reyting olsun diye az sonra söylerim. Ama dedi ki bizim Bolu'da Suriyelim var orada dedim. Hayır dedi. Irak göçmenleri, sığınmacılar var. Şimdi bakın Türkiye'de Iraklılar var, Suriyeliler var, Afganlar var. Az sayıda adı anılmamak üzere her ülkeden insanlar var. Şimdi biz kalitesiz insanlar yığını haline gelmemeliyiz. Bunun faşistlikle falan filan hiç alakası yok. Türk milleti bunu istiyor. Madem milletin iradesi, milli irade her zaman siyasiler tarafından dile getiriliyor. <laughs> o zaman biz milli iradeye kulak vereceğiz. Hatta daha fazla kulak verip önlerine sandık koyalım, <laughs> referandum yapalım. Göçmenler, kitlesel göçmen hakkında ne diyor vatandaş? İnsan hakları referanduma ha, tabi tutulamaz. İnsan hakkı değil bu Melik'ciğim. Bu insan hakkı değil. Bu göç başka bir şey. Bu siyasi bir hareket. Az önce Hasan Hoca dedi ki, e, bunun çok çeşitli nedenleri var. Evet, sayalım buradan. Başta siyasi ekonomik, kültürel ya da çevresel faktörlere bağlı olarak gelişiyor şey. Birkaç tane sosyolojiyi sormuştunuz başta. Birkaç tane göç teorisi, kuramı var. Bunlardan bir tanesi akl, akılda kalacak olan itme ve çekme teorisi, kuramı. Yabancıların geliştirdiği bir şey. Yani bir yerden itme var. Mesela Suriye'den ve Afganistan'dan bu insana itiliyor. Bunları iten ne? İç savaş, ekonomik sıkıntılar falan. Peki Bunlar itilen bu kuvvet yani nüfus kuvveti nereye gidecek kendisini çeken bir yere gidecek yani itme ve çekme kuvveti teorisi bunu gösteriyor. Peki Türkiye Türkiye bunları niye çekiyor? Türkiye niye cazip bu insanlara? Diyorlar ki mesela çocuğu olan bir ailenin göç edeceği ülke kararı farklıdır. Olmayanın ki farklı. Mesela sizin küçük çocuğunuz var göç edeceksiniz diyorsunuz ki ben hangi ülkeye gidersem çocuğum orada ilkokula gider. Mesela eğer orada şartlar uygunsa diyorsunuz ki Türkiye bana bu şartları sağlıyor ve size cazip hale geliyor. Ama çocuğu olmayan aileler göç ediyorsa ona bakmıyor. Okul unsuru onun için önemli. Değil. Yani her göç eden gruplar, kitleler için cazibe merkezi olma özelliği farklı. E, Türkiye demek ki çeşitli nedenlerle Suriyelilere, Afganlara, Iraklara cazip ülke gelmiş. Niye bu ülkeyi cazip ülke haline getiriyorsunuz? Kanada'da göçmen alıyor, Amerika'da alıyor. Ama size diyor ki kaç tane üniversite bitirdin, yabancı değil biliyor musun, paran var mı? Kaliteli nüfus alıyor. Yani e, Yaşar Nur Öztürk'ün söylediği bir söz vardı kalitesiz nüfus şirktir diyordu. Allah'a şirk koşmaktır diyordu. Yani siz kendi nüfusunuzda eğiteceksiniz, okutacaksınız, para vereceksiniz, kaliteli hale getireceksiniz. Kaliteli bir yaşam olacak. Yani habire çocuk yapıp çoğalıp yığınlar haline gelmeyeceğiz. Millet olmanın özelliği nasıl bir ülküde ve tasada birlik olmak ise ekonomide, gelir dağılımında, eğitimde eğitimin herkese eşit olarak gitmesinde vesaire vesaire bu fırsatları tanıyacağız kendi ülkemizi kaliteli bir ulus haline getireceğiz Şimdi bu itme ve çekme kuvvetinin kısaca söyledim Şimdi bu yapılan konuşmalardan aldığım notları söyleyeyim sizin sorunuzu da içinde yanıtlayarak Peki. Türkiye'de farklı bir sosyal gerçek ile karşılaşıyoruz biz. Genellikle göç konusunda hangi teoriden yana olursanız olun, siyasal bakış açısınız, felsefeniz ne olursa olsun genel bir kabul vardır. İnsan hakları, Melik'in dediği gibi buna insan hakları gözüyle bakarsanız, sosyal demokratlar daha insan haklarına saygılı olabilir. Ama bakın bugün Türkiye'de Sosyal Demokrat Parti karşı çıkıyor. Zaten Ters bir, literatüre zaten ters bir ülkede. sosyal olgu var Türkiye'de. Bravo, dünyada, gerçekten öyle, dünyada şimdi 300 milyon... Toplamda şey var, mülteci yani ekonomi gerekçesi savaş ama yer değiştiren 300 milyon. Ee, ve dünyada genelde sağ partiler e, istemiyor. E, sol partilere sosyal demokratlar tam tersi. istiyor. Avrupa'da mesela o yüzden Türkler hep sol partilere oy verir. Evet. Türkiye'de tam tersi. Bolu Belediye çok Başkanı bugün telefonda konuşurken bana bu örneği verdi. Ama çok enteresan. Burki Bey ne söyledi Almanya'da. Tanju Özcan size? Almanya'da. Çok şey söyledi bir dakika şu e hala açıklamalarının arkasında mı olmaz arkasında arkasında şiddetle arkasında başka şeyler de söyledi belki de Cumhurbaşkanı adayı olur bilemiyorum Hatay Belediye Başkanı gibi şimdi onları da söyleyeceğim Türkiye'de dünya dünya literatürün ters giden bir durum var Çok. başka bir sosyal ve siyasal olgu var Türkiye'de Avrupa'da sağ partiler göçmenlere karşı birlikler dernekler vakıflar kurmuşlar politika yapıyorlar gösteriler yapıyorlar Türkiye'de tam tersi yani herkes gider Mersin'e biz gideriz işte böyle tersine gibi bir durum var e, sosyal demokratlar göçmenlere karşı iki sene içinde biz geri göndereceğiz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bolu Belediye Başkanı ben Iraklardan 10 kat işte e, su parası alacağım Şu diyor. Parası. Onların gerekçelerini de anlattı bana. Söyleyeceğim. Yasada var mı yok mu diyor. Dedi ki ben hukukçuyum, avukatım, hukuku biliyorum. Neye dayanarak söyledim onlar da söyleyecek. Şimdi bir de CHP açısından baktığımız zaman belki az sonra geleceğiz. Bu göç politikaları. Amerika'nın güdümünde olan genellikle Suriye, Irak ve Afganistan Amerika'nın isteğine göre gerçekleşen kanalize olan. Peki Amerika Başkanı Biden derse ki hani Biden'la CHP'nin arası iyi ya ben şimdi hem nalına hem mahına her tarafı söyleyeyim açık açık. Şimdi Biden'ın araları iyi ya CHP yönetiminin. Biden derse ki bu göçmenleri alın. Kemal Kılıçdaroğlu Biden'a karşı sen kim oluyorsun? Almayacağız diyebilir mi? Biden ne demişti? biz muhalefeti destekleyeceğiz. Yani birlikte hareket ediyorlar. Bu Amerikan Amerikan fonlarının bazı muhalif geçinen medyayı nasıl fonladığı da ortaya çıktı geçen günlerde. Şimdi böyle bir durumda neresine baksanız ters bir paradigma var. Ayrıca siz de söylediniz. Demin görselleri gösterdiniz. Van ve İran sınırına beton duvar örülüyor. Evet. Ee, peki biz Hasan Hocanın sözlerinden hareketle şunları söyleyeyim. Biz Batı'nın lütfuna, bizi onaylamasına, bizi alkışlamasına, onun inayetine, boynumuzu eğip de bizi takdis etmesine muhtaç değiliz. İhtiyacımız yok. Onun için Batı bize ne diyecek korkusundan, paranoyasından, hezeyanından ve siyasal olarak bizi devirir mi, bizi muhalefet olarak mı tutar, muhalefet iktidar mı yapar? Bütün bu kaygılardan uzak dimdik durmalıyız. Dimdik durmalıyız Batı'ya karşı. Batı'nın binlerce yıllık politikası hiç değişmemiştir. Hep bana Rabbana demiştir. Her şeyi nalıncı keseri gibi kendisine yontmuştur. Az sonra Avusturya Başbakanı söylediği söze geleceğiz. Şimdi bu gerçekten yola çıkarak ben önümde haritayı açtım bilgisayarda burada. Biz Afganistan'la sınır değiliz ki. Suriye'den bize gelen göçmenler için farklı yorumlar yapılabilir. Kapıya dayanmışlardır. Ama orada da şunu söylemeliyiz. Genel olarak çok söylenecek var da. Biz Suriye'de de askerlerimizi gönderdik değil mi? Suriye'de niye gönderdik? O zaman ne söylendi? Hani hafızalarımızı, belleklerimizi tazeleyelim. Her laf uçup gitmesin. Efendim, biz orada güvenli bir bölge oluşturacağız. Askerlerimiz onun için orada şehit oluyor. Sonra bu göçmenleri oraya yerleştireceğiz. Peki niye yerleştirmedik? O zaman askerlerimiz oraya niye gitti? Yani askerlerimiz orada güvenli bölge. Şimdi bana gelen mesajlar var. Burada biz onlara kamplar kuracağımıza göçmenlere Suriye sınırı içinde kursak ya kampları hep Suriye'ye gitseye, para bizden gitmese Birleşmiş Milletler'den falan filan yardım fonlarından gitse deniyor. Peki şimdi şöyle de bir endişe dile getiriliyor ben hak vermiyorum ona. Efendim bunlar Suriye'ye giderse Suriyeli göçmenler katil Esed bunları keser. Ya eğer biz bunları gönderdiğimiz zaman bütün dünya yanımızda değil mi ve bütün dünya Esad'a Esed'e karşı. Esed, Esad her ne diye telaffuz ederse siyasi görüşe göre etsin. Hı hı. Bu göçmenlere, <laughs> sivil insanlara bir şey yaparsa biz de ordumuzla batı Avrupa ordusuyla, Amerikan ordusuyla, NATO ordusuyla hep beraber Esedin tepesine binelim. Ya Hulki böyle Bey bir şey olabilir, peki mi? E, gitmek yani, istemeyenleri nasıl gönderebiliriz sizce? Yani bunun el dayanarak söyleyelim. Böyle bir tercih yok. Hulki Bey, Bak Bakın Sultan Hanım bir Hulki şey söyleyeyim. Hulki şu ana bin kadar Süleyman Savaşı'nda 500 bin kişi öldü. Kimyasal tamam. 19... bile kullandı esat. Kim ne yaptı? İşte ee, o zaman... 500 bin sivili öldürdü adam ya. İşte o zaman biz, işte o zaman biz Batı bize ne der? Efendim sınıra dayandı bize faşizm der korkusundan kurtulacağız. Biz... Amerika'ya faşist diyeceğiz, Rusya'ya faşist diyeceğiz. Niye sen bu Esad'a dur demiyorsun? Kimyasal silah varsa Dedik. niye engellemiyorsun? Kimyasal altında... söyleyeceğim. De... Şunu söyleyeyim, zorla gitmek istemeyen var öyle mi? Dünyada örneklerini vereyim. Dünyadan örneklerini vereyim. Sizin yaşınız genç, genç olmak çok güzel bir şey. Ama belli bir yaşa gelmekte tecrübe ve bilgi birikimi açısından çok faydalı bir şey. Şimdi biz hatırlıyoruz yaşayarak, ya sadece okuyarak değil, 1989 yılında Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde Bulgaristan'dan soydaşlarımızı e, trenlere doldurarak şey Todor Zhivkov diye bir adam vardı başlarında Bulgaristan'ın. Trenlere tıkış tıkış Hitler'in trenleri gibi doldurdu, bize gönderdi. Alıyoruz, almıyoruz, biz bakmadan dünya, Avrupa dediğimiz sahte Batı Mehmet Akif Ersoy'un söylediği şekilde tek dişi kalmış canavar olan Batı insan hakkı falan filan dinlemedi soydaşlarımızı topraklarını, malını, mülkünü orada bırakarak buraya sürdü trenlerle. Turgut Özal bile başbakan, Türkiye'nin siyasetinde de, genetiğinde de şöyle bir korku var. O zaman da karşı çıkamadı rahmetli Turgut Özal. Bugün de karşı çıkılamıyor, ben bunu anlamıyorum. Turgut Özal o zaman dedi ki, yakında biz 70 milyon olacağız. Şimdi 83 milyonuz ya, 89'da. Özal diyordu ki yakında 70 milyon olacağız. Türkiye o zaman ayağını bastığı yeri titretecek. Ancak o zaman hesap soracağız. Yani hesap sorulamadı. Bu göçmenlerimiz bize aitti. Türktü bunlar. Özbe öz Türktü. Bunları zorla gönderdiler. Biz onları bağrımıza bastık. Basacağız tabii ki bağrımıza. Ama e, bunun örnekleri var. Biz batıya şamar atmadan olmaz. Şimdi diyorlar ki size para verelim bakın. Ama biz hümanizmanın merkeziyiz diyor. Batı öyle söylüyor. İnsanlık buradan çıktı diyor. Hay senin, hay senin insanlığına der insan. Yani biz bu batılıların akademi dünyasına, bilim dünyasına, siyaset, kültür dünyasına hayran kalmışız. Onların fikren kölesi olmuşuz. Böyle bir şey olabilir mi? Bilim doğudan doğdu. Hani ışık doğudan doğar gibi. Sonra onlar bizim ürünlerimizi, bilgisayar sonuç, bilimsel sonuçlarımızı almışlar. Bize parayla satıyorlar teknoloji olarak. Şimdi İns ve bize hani veka e para vererek vekaleten kurban kesmek gibi bir şey bu. Para veriyorum vekaleten kurban kes. Para veriyorum haçta vekaleten benim için dua et. Böyle bir şey olur mu ya? Bunlar insanlıktan nasibini <laughs> alamamış siyasi yönetimler Avrupa'dakilerin bir kısmı. Vekaleten insanlık olmaz bu laf bana ait. Bize sana para verin, bunlara bak. Vekaleten insanlık taslıyorlar. Olmaz. Alacaksın bunları kendi ülkene. Biz biz sana para verelim. Biz sana para verelim. Sen bak bunlara. Senin üniversitelerini al. Fransa'da İngilizce eğitim yapmıyor adam. Bu kadar ırkçılar ırkçılıklarını insancıllık, hümanizm olarak bize sunuyorlar. Şimdi başka şeyler daha söyleyeceğim. Bizim yaptığımız bilimsel araştırmada biz bunları şu açtım hemen bilgisayar araştırma... araştırma. Fırkı Bey çok kısa alalım mı zaman açısından? Mesela. Ben istediğiniz anda bir dakika deyin bir dakika konuşurum. On yok dakika yok değil, o on dakika. araştırmadan mesela da çok kısaca, kısaca bahsetmenizi isteyeyim sonra. Sorular, ama, ama sorularınızın cevabını alamazsınız. Ne istiyorsunuz söyleyin ona göre cevap vereyim. Ben de zamanı eşit dağıtmak istiyorum sadece başka bir problemim yok. Dağıtalım ben de zamanı... Me, o zaman ben Hasan olarak... Bey'e dönmek istiyorum. Çünkü evet. zannediyorum Ona... size katılmadığı bir nokta oldu siz konuşurken. Ha şeyle ilgili olarak yani Jivkov örneğini e, vermeyelim Hulki Bey. Çünkü Jivkov örneği e, hakikaten çok iğrenç bir örnek. E, oradaki soydaşlarımıza yönelik bir tehcir politikası. Yani sadece... Tehlikeli. O örneği vermeliyiz. İğrenç olduğu için vermeliyiz Hasan Hoca. Batı'nın o iğrençlik karşısında nasıl sustuğunu. Yok yok Hayır. biz öyle yapalım demedim. Batı'nın insanlık dışı politikasına örnek diye verdim onu. Ya o, öyle batı da, o Batı da değil. Bizim yapacağımız başka komünist şeyler var. O tarihte Aha. Bulgaristan. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Mesela Turgut Özal'ın o tarihte uyguladığı açık kapı politikasını e, şahsen e, objektif bir şekilde bakarsanız oradaki nüfusun buraya taşınmasına Türk hükümetinin tabii ki karşı çıkması gerekirdi. Yani e, soydaşlarımızın açık, oradaki açık mallarına... Açık kapı değildi de Özal'ınki mecburiyet, çaresizlik yok, politikasıydı. Anlatacağım. E, orada kalmalarını sağlamak gerekiyordu. Ama Bulgaristan o kadar hukuksuz ve o kadar e, sorumsuz bir hareket yaptı ki... Turgut Özal en sonunda e, hani orada özgürlük yok Civkov istiyorsa buraya gelsin, Türkiye'ye açtık kapıları, o bile gelebilir falan gibi e, ifadelerle onun i̇şte normalleştirmeye çalıştı. Ama normalde olması gereken e, soydaşlarımızın oradaki evlerine, işte arazilerine, yaşamlarına devam edebilmeleriydi. Ama o tarihlerde biliyorsunuz e, soğuk savaş şartları Türkiye ile Bulgaristan'ın ötesine çıkan karmaşık bir dünya e, veya karmaşık olmayan aslında basit olan bir dünya düzeni. Amerika ve Sovyetler Birliği arasındaki gerilim vesaire Türkiye aslında bir anlamda bunu e, yutkunarak kabul etmek mecburiyetinde kaldı. E, aynı şekilde şimdi Suriye'de de Suriye'deki göçmenler buraya dayandığında bakın e, hatırlayın yani tabii ki biz zaten bunu hani ahlaki olarak değerlendirdiğimizde ben e, Suriye'deki bütün karmaşanın ana sorumlusunun hala Amerika yani Rusya'dan çok Amerika olduğunu da söylerim. Ee, bu ins, yani Suriye'deki iç savaşı çok erken tarihlerde önleyebilecek bir uluslararası kamuoyunu Amerika bilerek engelledi ve Suriye'nin iç savaşa sürüklenmesinin sebebidir. Şimdi biz orada kapıları açmayıp e, bu mültecileri kabul etmemiş olsaydık hı hı. bu sefer ne olacaktı hatırlayın Türkiye o tarihlerde DEAŞ'i desteklemekle suçlanıyordu. Türkiye o tarihlerde işte Suriyeli Kürtlere karşı katliam işlemeye niyetli olarak suçlanıyordu. Türkiye o tarihlerde Amerika tarafından sürekli baskı altına alınıyordu. Ve Türkiye o tarihlerde Türkiye'ye Amerika Suriye'de bir iç savaşın parçası olarak sürüklenmeyi teklif ediyordu. Yani Esad'a karşı savaşmayı teklif ediyordu Türkiye'ye. Şimdi böyle bir düzlemin içerisinde Türkiye'nin aslında hani Suriyeli göçmenleri kabul etmek gibi bir durumu doğuyor çünkü e, yoğun bir baskı altında kalıyorsunuz. E, o baskı altında kaldığınızda mesela işte Kobani dönemini hatırlayın, Kobani'deki o Daş'la e, karşılaşma dönemini hatırlayın. Bütün bunlarda Türkiye'ye yönelik çok ağır baskılar vardı. Ha diyebilirsiniz ki bu bir e, politika tercihidir. E, ben de şahsen onu düşünürüm. E, buna Sonuna kadar direnebilirsiniz. Eğer Türkiye açık kapı politikası yerine o an sınırı 5 e, öt kilometre ötede askeri birliklerle tutmuş olsaydı... E, ...hem Türkiye'nin yükü azalır hem uluslararası kamuoyunun olaya girme mecburiyeti daha da artış gösterirdi. Yanlış hesap dediğim şey o. Yanlış hesap uluslararası kamuoyunun mülteci dramına yönelik tepki vereceğini beklemekte. Halbuki ona... Tepki vermediler. Aksine bu dramı kendileri yarattılar ve Türkiye'nin bu dramın parçası olmasını istiyorlardı. O yüzden Türkiye'nin üzerine, Şimdi mesela Avrupa Birliği ile ilgili şeyler konuşuluyor değil mi? Yıllardır Avrupa Birliği Suriyeli mültecilere 3 milyar avro, 4 milyar avro yardımdan bahsediyor. Bunun çok 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 düşük miktarlarını ancak tuhaf tuhaf yöntemlerle bu tarafa aktardı, mültecilere aktardı. Maalesef Türkiye'nin üzerine kaldı Suriyeli mülteci meselesi. Şimdi geri dönüşlerle ilgili olarak şöyle bir şey var. Evet biz bugün Suriyeli mültecileri gerçekten Türkiye'nin üzerinde ekonomik bir yük, toplumsal bir yük olarak falan görüyoruz ama şöyle de bir gerçek var. Bir gün Suriye'deki iç savaş sonlandığında veyahut da uzun vadeli bir statüko doğduğunda aslında bir de şöyle düşünün. Ee, 1 milyon Suriyelinin geri döndüğünü düşünün. O 1 milyon Suriyeli Türkçe konuşarak geri dönecek Suriye'ye. Ee, yani uzun vadeli hesaplamalar yaptığınızda bunun aslında çok ciddi bir avantaja dönüştürülme ihtimali de var. İşte bu nedenle diyorum biz bunu siyasi tartışmaların, demagojilerin bir parçası değil, Suriyelileri Türkiye'ye nasıl daha iyi entegre edip, Günü geldiğinde Suriyelilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'ye müzahir gruplar oluşturmalarını sağlayacak şekilde bu meseleyi konuşmak zorundayız. Ama maalesef bir nefret söylemidir. Aldı gidiyor.